Sene 1931. Doktor Winthrop Niles Kellogg, oğlu Donald ve evlatlı kızı Goa'yı bir film kamerasının önüne koydu. Donald'ın bir insan, Goa'nın bir şempanze olması ve her iki bebeğin de Kellogg'un denekleri olması dışında bu sevimli bir anı olarak kalabilirdi. Kellogg, hayvanlar ve insanlar arasındaki psikolojik benzerliklere bakmaktan her zaman etkilenmişti. Vahşi bir hayvanda tanımlanan davranışın mutlaka doğal olmadığını, hayvan çocuğunun içinde büyüdüğü çevreye bağlı olarak çok küçük yaşlardan itibaren çoğu vahşi hayvan gibi çok vahşi ve ilkel bir çevrede yetiştirilirler. Ancak bu, onların medeni bir şekilde yetiştirilme potansiyeline sahip olmadıkları anlamına gelmez tezini savunuyordu. Bir antropoidin tipik bir insan ailesine doğduğu gün alındığını ve insan ailesinde büyütüldüğünü varsayalım. Bir şişeyle beslendiğini, giydirildiğini, yıkandığını, okşandığını ve karakteristik olarak insani bir ortamda yaşadığını. Bu teknik, yaklaşık olarak maymun yaşında bir çocuğu olan bir insan ailesine, böyle bir bebek maymunu benimseterek bir adım daha ileri götürülürse, gerçekten de mükemmel deneysel duruma ulaşılmış olacaktır, diyordu. Deney fikri 1927'de Kellogg'un Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olduğu sırada ortaya çıktı. Hindistan'ın kurt çocukları üzerine bir makale dikkatini çekmişti. Makale, kurtların yaşadığı bir mağarada bulunan iki genç kız üzerineydi. Bu çocuklar kurt gibi davranıyor, hayvanlar gibi yiyip içiyor ve dört ayak üzerinde emeklemekten başka bir şey de ellerini kullanmıyorlardı. Sonunda kızlar asla koşamasalar da dik yürümeyi öğrendiler. Biri konuşma yeteneği, en azından 100 kelimelik bir kelime hazinesi edinmiş, ancak diğeri sadece homurdanma sesleri çıkarmaya devam etmişti. Geceleri uluma sesleri asla susturulamamış ve insan öğretmenleri onları küçük kuşlara ve memelilere saldırmak ve onları yutmak gibi oldukça tatsız bir alışkanlıktan kurtaramamıştı. Her iki kız da erken yaşta öldü. Diğer vahşi çocuklar gibi kurt çocuklarında zekalarının normalin altında olduğu yargısına varıldı. Ve zihinsel yetersizliklerinin yeni çevrelerine uyum sağlamalarını engellediği düşünüldü. Fakat Kellogg bu yoruma katılmıyor, kurt çocukların ve onlar gibi diğerlerinin muhtemelen normal zekada doğduklarını savunuyordu. Aksi takdirde hayatta kalabilmeleri pek olası değildi. Bu çocukların vahşi hayvanlar olmayı öğrendiklerini, çünkü çevrelerinin onlardan tam olarak bunu talep ettiğini iddia ediyordu. Erken dönem deneyimlerin güçlü etkisine ve gelişimindeki kritik dönemlerin varlığına inanıyordu. Ona göre vahşi çocukları uygarlaştırmak sorun olmuştu. Çünkü yaşamın erken dönemlerinde öğrenilen alışkanlıkları tersine çevirmek çok zordu. Kellogg deneyini, zihinsel ve entelektüel eksikliklerin her zaman doğadan ve genetik özelliklerden kaynaklandığını savunan Öjeni hareketinin en parlak döneminde gerçekleştirdi. 1927 yılında Amerikan Yüksek Mahkemesi Buck v. Bell kararıyla zihinsel engellerin zorla kısırlaştırılabileceğini yasallaştırmıştı. Maymun ve çocuk deneyi, çevrenin genlerden daha önemli, beslenmenin anahtar olduğunu göstererek bu teoriyi çürütmek için yola çıktı. 100 yıl önce bilimsel veya akademik deneyler çok farklıydı. Bir çalışma yapmak için milyonlarca etik formu doldurmanız gerekmiyordu. Sadece araştırmayı yapar, üzerine bir makale yazar ve yayınlardınız. Bu deney aşağı yukarı böyle gitti. Kellogg, 2 yaşındaki oğlunu katılımcılardan biri olarak kullanmaya karar vermiş, bir bebek maymunun insan çevresinde büyütüldüğünde insan çocuğu gibi davranıp davranmadığını, insan özelliklerini ne kadar kazanacağını görmek istemişti. Bir insan çocuğunun vahşi doğada terk etmenin ahlaki olarak kınanması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden modern topluma bir yavru hayvan getirmeyi tercih etti. Sonraki 9 ay boyunca haftada 7 gün, günde 12 saat,
karşılaştırmalı psikologlar olan Kellogg'lar, Donald ve Goa üzerinde ardı ardına testler yaptılar. 1931'den 1932'ye kadar Donald ve Goa her açıdan aynı şekilde yetiştirildiler. Her iki ebeveyn de bebeklere aynı miktarda ilgi ve sevgi verdi. Aynı beslenme şekli ve benzer etkileşimler kullanıldı. Kellogg'lar kafataslarının sesindeki farkı duymak için Donald ve Goa'nın kafalarına kaşıkla vuruyor ve kimin daha hızlı tepki vereceğini görmek için yüksek sesler çıkarıyorlardı. Sabun köpüğü yemesini engellemek için Goa'nın ağzına bir kalıp sabun sokmuşlardı. Her iki bebek de mama sandalyesine koyuluyor, ağlamaya başlayana kadar kendi etraflarında döndürülüyordu. Hepsi bilim adına. Bugün olsa deney asla bir etik kuruldan geçmezdi. Bugün bilim insanlarını, hayvan hakları aktivistlerini ve çocuk koruma hizmetlerini alarma geçirecek bir deneydi. Beklenmeyen bir şekilde özellikle ilk başlarda Goa, Donald'ın potansiyelini aşmıştı. Daha hızlı bir gelişme oranı nedeniyle o yaştaki bir insandan daha zekiydi. Bu gerçek dünya çapında gazetelerin manşetlerine çıkınca etik tartışmaları da başlatmış oldu. Kellogg bile bebek şempanzenin sunduğu zekaya ve hatta daha hızlı bir gelişme oranı sunmasına şaşırmıştı. Goa, Donald ile birlikte büyürken vahşi hayvan içgüdülerini kullanmadan bir insan çocuğu gibi oynamayı öğrenmişti. Dik yürümüş, çatal kullanmış ve insan yüz ifadelerini benimsemişti. Ancak Kellogg'un homurdanan Goa'ya konuşma yeteneğini aşılama girişimi başarısız oldu. Bu, bir şempanzeye konuşmayı öğretip öğretemeyeceğinizi görmek için son bir atıştı. Türün fizyolojisi ve beyin gelişimi insan türü iletişime izin vermiyordu. Ve doktorlar kısa süre sonra şempanzenin zeka sınırına ulaştıklarını fark ettiler. Deneyin 5 yıl sürmesi gerekiyordu. Fakat 9 ay sonra sonlandırıldı. Goa ve Donald bebeklerin etkileşiminden çok şempanze oyununa benzer bir şekilde güreşiyorlardı. Goa, Donald'a kapıların altındaki insanları nasıl gözetleyeceğini öğretti. Donald, insanları ısırmaya başladı. Yürümeyi öğrendikten sonra bile Goa gibi emekliyordu. Ve yemek yemek istediğinde kız kardeşi gibi homurdanmaya ve garip sesler çıkarmaya başladı. Luella, deneyin fişini çektikten sonra Goa, alındığı yere geri götürüldü. Başka bir deneye konu olmak üzere kafese kapatıldı ve aylar sonra zatürreden öldü. Kellogg'lar 1972 yazında hayatını kaybetti. Doktor olan Donald 1973'te nedeni bilinmeyen bir şekilde intihar etti.